Yok, böyle de soruyor. Gördüğünüz gibi vekilimize yapılan bu saldırının fotoğraflarını meclis başkanı görmemekte ısrar etti ama kapısına koyuyoruz. Ey meclis başkanı, defalarca İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı ihlalleri meclis başkanlığında durdurdum diyoruz. Buraya koyuyoruz ve herhalde tahammül edilemiyor ki resimlerimiz toplanıyor, görüyorsunuz. Evet, çok ilginç bir şey yaşanıyor. Gerçekleri gösteren resimler toplanıyor arkadaşlar. Bakın, gerçekleri gösteren resimler toplandı. İstenildiği kadar bu resimler toplansın. Saygıyla selamlıyoruz. Bugün meclis başkanının makamının önünde böyle bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. Çünkü biliyorsunuz Iğdır milletvekilimiz Habib Eksik Yüksekova'da, Hakkari Yüksekova'da ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Ve bu ağır saldırı sonucunda Habib Eksik bacağının üç yerinden kırıkla ameliyat oldu ve şu anda hastanede yatıyor. Bugüne kadar meclis başkanının herhangi bir açıklama yaptığını, bu konuda herhangi bir kınama yaptığını duymadık. Bu kadar gün geçmesine rağmen meclisteki bir milletvekiline yönelik kolluğun ağır saldırısının kınanmaması aslında meclis başkanının bu saldırıyı zımnen onayladığı anlamına geliyor. Bunu kabul etmiyoruz kesinlikle. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bir meclis başkanı tarafsız bir meclis başkanıysa eğer, bütün partilere eşit mesafedeyse eğer, o zaman bir milletvekiline hangi partiden olursa olsun yapılan saldırı karşısında sesini yükseltmesi ve milletvekilinin haklarını savunması gerekir. Ama meclis başkanı maalesef bugüne kadar suskun kalarak ve dün randevu istememize rağmen bize randevu vermeyerek esas itibariyle bu saldırının arkasında olduğuna dair güçlü işaretler vermektedir. Biz kendisinden açıklama bekliyoruz. Eğer bu saldırının arkasında değilse, eğer milletvekiline yapılan bu saldırıyı hem dokunulmazlık açısından hem insanlık açısından kınıyorsa bunu duymak istiyoruz. Her konuda açıklama yapan meclis başkanı nasıl olur da bir milletvekili hastanelik hale getirilir, nasıl olur da bacağının üç yerinden kırılır, bir başka milletvekilimiz, Hakkari milletvekilimiz Sait Dede keza darp edilir, ama meclis başkanı susar. Milletvekilleri demokratik haklarını, anayasal haklarını kullanarak açıklama yaparlar. Bunun önünde bir engel yoktur. Bunu engellemek esas itibariyle suçtur. Yaptıkları açıklamada eğer herhangi bir suç unsuru varsa zaten savcılar haklı haksız yere yüzlerce fezleke düzenlemektedirler. Kolluğun saldırısı ne demektir? Kolluğun saldırısına karşı kınama yapmamak ne demektir? Bu konuda çok açık bir tutum bekliyoruz. Ve meclis başkanı bu milletvekillerinin, bu meclisteki bütün milletvekillerinin itibarını savunacak mı, savunmayacak mı? Meclisin itibarını savunacak mı, savunmayacak mı? Bunu görmek istiyoruz. Şimdi değerli basın emekçileri, konu çok ciddi. Yani ne zaman açıklama yapar bir meclis başkanı? Bir milletvekilinin ölmesini mi bekleyeceksiniz? Bir milletvekilinin katledilmesini mi bekleyeceksiniz? Milletvekillerinin topluca darp edilmesini mi bekleyeceksiniz? Niye susuyorsunuz? Niye kolluğun, İçişleri Bakanlığı'nın bu işlediği suçlara cevabını vermiyorsunuz? İçişleri Bakanlığı'ndan da mı çekiniyorsunuz yoksa? O anlama mı geliyor bu? Bakın, Hakkari valisi ya utanmadan, sıkılmadan Hakkari valisi bir açıklama yapıyor ve diyor ki algı operasyonu yapıyorlar. Neymiş algı operasyonu? Milletvekili kendini yere atmış. Öyle mi? Milletvekili kendini yere atmış, üç yerinden bacağı kırılmış. Öyle mi? Ameliyatlık olmuş. Öyle mi? Hakkari valisi. Size yalan söyleme eğitimi mi veriyorlar Hakkari valisi? Siz dezenformasyon eğitimi mi alıyorsunuz Hakkari valisi?
Ne algı operasyonu? Sizin yaptığınız algı operasyonudur esas itibariyle. Milletvekili kendini yere atmış, bacağını kırmış. Utanmadan. Gösterin görüntüleri. Çıkartın ortaya MOBESE kayıtlarını ve elinizdeki polis görüntülerini. Zerre kadar cesaretiniz varsa gösterin o görüntüleri. Nasıl 10 kişi, 15 kişi milletvekilimizin üstüne çullanmış, kolluk güçleri ve bacağını kırmış tekmeleriyle. Çıkartın görüntüleri. Algı operasyonuymuş. Utanmadan bir de bunu açıklıyorsunuz. Hakkari valisi tabii ki böyle olur. Hakkari valisinin başındaki kim? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Kim? Mafya, iltisaklı ve irtibatlı bir adam. İçişleri Bakanı Soylu. Bütün uyuşturucu baronlarıyla, suç işlemiş olanlarla, yolsuzluk yapmış olanlarla, yurt dışına kaçırılmış mafya liderleriyle ortak fotoğraf albümü olan bir İçişleri Bakanı'ndan söz ediyoruz. Ona buna hakaret edeceğine sen önce bir aynaya bak, aynaya. Bugün eş genel başkanımıza ve milletvekillerimize hakaret etmiş yine. Aynaya bak. Bütün suç işleyenlerle ortak fotoğraf albümü oluşturan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en berbat İçişleri Bakanı'sın. Şimdi bu İçişleri Bakanı ayak kırma emrini verdi. Çünkü bu İçişleri Bakanı hukuk tanımaz, demokrasi tanımaz. O emri verdi o İçişleri Bakanı işte. Hakkari'deki, Yüksekova'daki emniyet güçleri de, ilçe emniyet amiri de o emri uyguladı. Yani en aşağıdan en yukarıya kadar bir suç zinciri oluşmuş vaziyettedir. Bu kabul edilebilir mi? Kabul edilemez. Şimdi bu İçişleri Bakanı diyor ki demokrasi istismarı yaptırmayız. Ya sen ne demokrasisinden anlıyorsun? Demokrasi ve hukuk laflarını ağzına en son alabilecek kişi sensin. Ne demokrasi bilirsin, ne hukukun üstünlüğü bilirsin. Ne insan hak ve özgürlükleri bilirsin. Ne anayasa bilirsin, ne uluslararası sözleşmeleri bilirsin. Hiçbir şey bilmezsin, hiçbirini tanımazsın. Önce yap, sonra hukuk dersin. Sen böyle bir İçişleri Bakanısın. Bize diyor demokrasi istismarı yaptırmam. Sen demokrasiden anlamazsın ki. Bunu söyleyecek en son insan sensin. Çok net olarak bir kez daha söylüyoruz. Hakkari'de, Yüksekova'da olan iş bilinçli, planlı yapılmış bir iştir. Oradaki bütün yurttaşlar uzaklaştırıldıktan sonra, bütün kameralar uzaklaştırıldıktan sonra kolluk güçleri vekillerimizi darp etmek üzere üzerlerine çullanmışlardır. Planlı ve bilinçlidir. Emniyet ilçe amiri saldırın emrini vermiştir. Vekillerimiz kulaklarıyla duymuşlardır. Müzakere edilirken, konuşulurken saldırmışlardır. Yere düşen vekilleri tekmelemişlerdir. Olay bu kadar açık ve net. Bütün siyasi partilerden bu konuda tavır bekliyoruz. Daha evvel de milletvekillerimize yönelik çeşitli saldırılar yapıldı. Bu en uç noktasıdır. Sonra hiçbir siyasi parti bizim milletvekillerimize emniyet saldırıyor, hakaret ediyor diye konuşmasın. Bize saldırıldığında sesini çıkarmayanlar kendi vekillerine laf söylendiğinde susmak zorunda kalırlar. Eğer zerre kadar demokratik siyasete saygınız varsa bu yapılanları kabul etmeyeceksiniz. Bunu bir kez daha bütün muhalefet partilerine hatırlatıyoruz. İktidar partisine de hatırlatıyoruz. İktidar partisi de milletvekillerinin itibarını korumak zorundadır. Bütün bunları aslında yüz yüze konuşarak Meclis Başkanı Sayın Şentop'a anlatmak isterdik elbette. Ama fırsatımız olmadı. Ama ilk fırsatta bunları bir kez daha anlatacağız. Ve tavır beklediğimizi buradan basının önünde bir kez daha ilan ediyoruz. Suskun kalmayın. Konuşmak zorunda kaldığınız gün çok daha acı bir şey olmuş olabilir ve siz geç kalmış olursunuz. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Şimdi
Iğdır vekili Habib Eksik arkadaşımızın bacağının kırıldığı fotoğrafları, anı, polislerin saldırı anını ve sonrasına dair fotoğrafları meclis başkanlığının kapısına bırakıyoruz. Belki görüp de yaşanmış olanlara dair 2-3 cümle etmek ister diye. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.